Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Sakarya'dayız. Sakarya'nın güzel ilçelerinden bir tanesi Hendek'te ve Dikmen Köyü'ndeyiz. Yanımızda Gülcan Hanım ve üreticimiz Rahim Bey var. Yanında da amcası var ayrıca. İsminiz? Mustafa. Mustafa amca var. Rahim abi, burası rakım olaraktan kaç geçiyor öncelikle? Burası yaklaşık 1300 vardır. 1300. Herkes aşağıda normalde Sakarya'da. Bu arada 14 Eylül fındıklarını toparladılar. Herkes hasatını yaptı ama sizde hala bekliyor. Çünkü bekliyor. Rakım yüksek olduğu için evet. Doğal olaraktan fındık biraz daha geç hasat oluyor. Evet. Rahim abi şunu sorayım. Burada %100 gübre siyah toprağı bu bölgede attın. Attım. Seni memnun etti mi? Etti. Ne gibi farklılıklar oldu? Yani fındık üretimi yapan çiftçilerimiz %100 gübre siyah toprakla alakalı akıllarında sorular var. Nedir? Fındığın doğuşu, filiz sürmesi, meyve kalitesi, toprak yapısının değişmesi, bu gibi sıkıntıları, problemi olan fındık ocaklarına siyah toprak atılıyor. %90, %95 memnuniyet yüksek ama bir de siz üretici olaraktan çiftçilerimize siyah toprağı attıktan sonra ne gibi farklılıklar yarattığını söyleyebilir miyiz? Şöyle diyeyim, potanak sayısı arttı. Yani normalde bu kadar sürgün yoktu, sürgünler arttı. Randıman arttı. Randıman arttı. Yani verim olarak yani 3-4 katı var bizim yani şu anki olduğumuz bahçede. Geçen seneyle kıyasladığımız zaman geçen sene burada kaç dönüm burası? 2600 metrekare burası. Kaç ocak var? 203 ocak var burada. Ne almıştınız? Bir çuval fındık toplamıştık biz burada. Arkadaşlar tırnak içerisinde burada bir çuval aldınız. Bu sene? Yani hiç yoksa 40 çuval var yani. Yani bu da %4000 artış ama biz bunu abartmıyoruz çünkü bitki çok sağlıklı geliştiği için seneye de andık aynı fındık. Cins olarak ne geçiyor? Deniz hava burası komple. Deniz hava geçiyor. Şimdi amcamız elini aldı. Yani bir yakın çekim alalım. Lütfen kopardı oradan. Bu randıman kaç randıman? En kötü. Bu en az 57 gelir. Devletin istediği neydi? Kabuğu ince bunun. Endi randıman olsa yapıyorlar yani. Ama biz 57'ye ulaştırdık neredeyse. Yani bugün hala görüyorsunuz ürün çok kaliteli. Yani şuradan bir tane kabuk, ben. Kabuk ince. Şuradan kabuk koparayım. Ince bakın. Şuradan koparalım. Yani bir de işin güzel yanı her yeri dörtlü beşli tut. Evet. Kabuk ince. İnce olmasının ne avantajı var? Randıman fazla gelir. Evet arkadaşlar. Yani üretimi yapan fındıkçılar bunu bilir. Kabuğun ince olması randımanı da iyi olur. Burada bir tane daha var. Bunu da açalım. Yani söktük. Çıkardık. Bakın bir tanesini aldık. Bakın resmen görüyorsunuz. Yanındakini açıyoruz. Yani siyah toprak hem tonaj yaptırdı hem randımanı da neredeyse yukarı çıkardı. Bu da randımanın çok olması neyi gösteriyor? Fiyat satışında tabii, yukarı. Yani şöyle bakın 4 tanesini aldım. Bakın ne kadar güzel olduğunu. Ve Gülcan Hanım, yani Rahim Bey'le konuşmuştunuz. Rahim Bey'in birçok arazisi var. Parçalı ve bölgede Dikmen bölgesinde. Az yukarısı arkadaşlar Dikmen yaylası. Yani 300 rakım, 400 rakım sonra Dikmen yaylası. Siz biliyorsunuz burayı, gördünüz. Rahim Bey'le görüşmüştünüz. Ne diyorsunuz? Yani üreticilerimize toprak analizinin önemini her video çekimimizde biz bahsediyoruz. Evet. Gülcan Hanım Sakarya Toprak Analiz Laboratuvarı'nın sahibidir ve biz profesyonel nasıl yaklaşım yapılırsa toprağından yaprağına, içinden tırnağına kadar derler bunun hepsini başarıyoruz ve sonuç ortada. Herkes bunu da görmesi için özellikle de geldik. Siz ne diyorsunuz yani üreticilerimize, öncelikle Rahim Bey'e, amcamıza? Evet, şimdi Rahim Bey bize geldiğinde Mayıs aylarıydı. Biz Kasım'da analizini yaptık. Analize göre bazı uygulamalar yapmış ama hani sanki bir şeyler eksik, yetersiz geliyor diye geldi. Biz de dedik bakalım analizin zaten elimizde var. Analiz sonucuna göre tekrar bir takvim yaptık ve Mayıs'ta uyguladık. Geç uygulandı. Çok geç uyguladık. Dedim ki ben Rahim'e, yani Rahim bunu kullanalım. Biraz geç. Su görmesi gerekiyor çünkü suyla çalışan bir malzeme. Evet. Ve yani biraz da şanslı Allah'ın sevgili kulu. 10 gün yağmur yağdı. Maşallah. Hiç durmadan yağmur yağdı attıktan sonra.
Dedim ki çok güzel çünkü ürün çalışmaya başladı. Kesinlikle. Burada en sıkıntılı bahçesi buydu. Bayağı bir yeri var rahimin. Yaklaşık 1700 ocak, toplam 1700 ocağı var. Dedik burada bir deneyelim abla dedi. Tamam dedik, burada denedik. En kötü bahçesi buydu. Yani verim alamadığı bahçesi buydu. Aslında ağaçlar çok genç, yeni dikim. Yalnız işte iklim burada biraz daha soğuk aşağılara göre. Biraz evet. daha farklı bir iklim yani burası. Burada biraz daha zor yetişebilir. En kötü yer, en iyi yer oldu mu? Yani şu an oldu. En çok... yüksek rakam en iyi oldu. Ha. Yani buradan bir çuval alınıyordu arkadaşlar. Yani bu abartılı bir şey değil. Çiftçimize onu söyle yani. Bunu söyle yok. Yok. Yani kesinlikle. Kendisi zaten yes. dedi ki abla çok iyi. Ve hatta Rahim'e etraftan amca dahil soruyorlarmış ne yaptın bahçeye ne sonra hatta amca şikayet etti. İsmini vermiyor diyor. İsmini vermiyor. Reklam çekimi gibi arkadaşlar. Kullanıyorum ama ismini evet. vermiyorum. Ne yapıyorsun diye soruyorlarmış Rahim Bey'e. O da diyor gübre atıyor. Ya anladık gübre de adı ne falan diye. Amca beni yakaladı sağ olsun. Benim bahçeden ondan izah alıyor şimdi. Ya biraz bilinçli gitmek lazım. Kesinlikle. Önemli olan o. Bildiğiniz zaman ihtiyacı ne, bunu tespit edip ona göre davrandığınızda o zaten veriyor. Sonuç ortada. Yani diğer bahçeleriyle de kıyasladık biz. Meyveyi de kıyasladık. Aynı mevki. Mesela oranın randımanı daha düşük. Amca da bakmıştır. Evet, Harman'da evet. toplanmış fındık var. Siyah toprak kullanılmayan bahçeye ait. Şahitli olması aynen. daha güzel oldu. Yani ikisini kıyasladık. Bir yeni bahçesi daha var evinin yanında. Mesela onunla da kıyasladık. Yani bu kadar döküm yok. Burç yani, bahçe çok güzel. Maşallah. Ve randıman bu kadar iyi değil. Çok iyi. Yani çiftçi zor kazanıyor arkadaşlar. Burada Rahim Bey'in emeği, yaylada, soğuk havada, iklim, kar, fırtına her şeyi görüyoruz. Burada Gülcan Hanım'ın en önemlisi söylemek istediği, konuya bilimsel yaklaşırsan geçen sene bir çuval aldığın yerden bu sene 40 çuval alabileceğin potansiyele getirebiliyorsun. Ağaç da büyüyor, gelişmeye başlıyor. Çünkü %100 gübre, siyah toprak, bir toprak düzenleyici kökten bitkiyi çalıştıraraktan, saçaklardan hem filiz, hem sürgün, hem kalite, hem kalibrasyon, randuman bunların hepsini de sağlıyor. Rahim Bey şunu da sorayım size. Şimdi gördüğünüz sonuç var. Yani gözle görülen bir sonuç var. Ürünün kalitesini, başka tabandan bir uygulama yaptınız mı? Yok. Sadece %100 gübre evet. siyah toprak. Üstten beslemelerini yaptınız. Orada da bir sıkıntı, problem yok. Kalpten, gönülden, yürekten fındık üretimi yapan tüm Türkiye genelinde birçok üreticimiz var, firmalar var, çiftçilerimiz var. Sizden şu gördüğü sonuç doğrultusunda tavsiye edip, önerip alacak olan insanlar var. Ekran başında yüzlerce, belki binlerce izleyecek kişiler var. Kötü konuşanlar var. Aleyhimizde konuşanlar var. Normal. Normal. Tabii yani sonuçta bir şey yapıyorsunuz. Ama ürün meydanda. En önemlisi o. Fiyat avantajı arkadaşlar. Tüm Türkiye genelinde %100 gübre siyah toprak 20 kilogramlık çuvallar halindedir. Ve fiyatımız piyasadaki net söylüyorum. Şu kaliteyi, randımanı yakalatabilecek en ucuz malzemedir. Biz kazanıyoruz. Kazandığımız için de fiyatlarımızı yükseğe çıkarmıyoruz. Yüksek fiyat çiftçinin cebinden fazla para almaktır. Şükür biz bundan para kazanıyoruz. Kandırmaca yok. Üç kağıt yok. Çiftçi ne yaşadıysa, çiftçinin yanındaki akrabası ne yaşadıysa, ne gördüyse, ne uyguladıysa biz bunları siz üreticilerimize anlatıyoruz ki asılsız iddialarda bulunan birçok kişiye bu çekimlerimiz sayesinde kendileri de %100 gübre siyah toprak Rahim Bey'in hem kalitesini arttırıyor hem diğer üreticilerimizin tonajını cebinden de az para çıkmasını sağlıyor. Görünen de köy kılavuz istemezsiniz. Evet. Peki Rahim Bey, kalpten, gönülden, yürekten tüm fındık üretimi yapan buradan Giresun'a kadar, Artvin'e kadar çiftçilerimize önerir misiniz? Kesinlikle öneririm yani. Kesinlikle kullanmaları lazım. Yani hiç tereddüt bile etmemeleri lazım. Ben gördüğüm sonucu. Yani ben keşke diğer bahçeleri de uygulasaymışım diyorum yani. Ben geç kaldım, onlar kalmasın. En güzeli de bu olmuş aslında. Evet. Siz gözünüzle canlı gördünüz. Farkı gördünüz. Ne oldu? Amcanızı aldınız. Amcanız bir başkasına, diğeri evet. diğer başkasına. Evet. Pahalı ürün değil. Ucuz ürün. Kaliteli mahsul. Randıman yüksek. Tonaj artmış. Bitki sağlıklı geliyor. Hastalıklara karşı daha dirençli olması, bu da bizim için çok artı avantajdan bir tanesi. Amca sana dönelim şimdi. Evet. Şimdi Rahim'de gördün. Evet. Senin kaç ocağın var? Benim
300, 150, 600, 850. Şu gördüğün sonuçta ben bütün ocaklarımı atarım diyor musun? Atacağım. Değil mi? Yani, gördüm, hem şeyi gördüm. Yani gözüm, burayı geçen sene de biliyordun. Bildiğin için de bir tek siyah topla üstten nasıl besleme mi? Randuman ortada arkadaşlar. Tabukları da yiyeceğim. Peki çiftçilerimize söyleyeceğin son söz, gördüğün sonuçta nedir? Dönüştüğümüzde ağa görünüyor bak. Görmen köy kalabız istemez. İstemez. Görünüyor ağa ürün meydanda. Maşallah. Kabukları ince oldu mu randıman fazla gelir. Harika. Bu 57 gelir. Ve hepsinde. Evet. Hepsinde. Gülcan Hanım siz ne diyorsunuz? Yani ben biraz çiftçilerimize bu konuda kalitenin nasıl yakalanacağını, uygun maliyetin nasıl yapılacağını, kişilerin yalan ithamlarla veyahut da farklı söylemlerle ürün kötüleme veyahut da çiftçinin aklını bulandırması konusunda sanırım Rahim Bey ile yapmış olduğumuz bu video çekiminde herkes bunu canlı canlı gördü. Evet. Ki 1500-1400 rakımda bunu yakaladık. Siz ne diyorsunuz çiftçilerimize? Evet, şimdi önce toprağı tanıyarak başlayacağız diyoruz. Bu konuda da evet çok yani hakkımızda konuşanlar var. Bunları çok dikkate alamıyorum çünkü vaktim yok, yetişemiyorum. Buradan bak, en da güzeli de bu. Özürlerimi ileteyim çünkü insanlar arıyorlar. Hani biz randevu oluşturuyoruz ama inanın yetişemiyorum. Ve her bahçede kendim gitmek istiyorum, görmek istiyorum. İşte analizini ben almak istiyorum çünkü başka yanlış da bana numune getirebilirler. Bu sefer sonuç alamayabiliriz. O yüzden ekiplerimizle, mühendislerimizle araziden biz toprakları almak istiyoruz. O yüzden çok yetişemiyorum. İşte Kandıra'dan, Zonguldak'tan, iki gün önce Zonguldak'taydık. Evet. Her yerden çok arayan var. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Buradan herkese. İşte hakkımızda konuşanlar, analizlerimle ilgili konuşanlar, laboratuvarımla ilgili konuşanlar var. Sonuç ortada. Yani ben görüyorlar. Aynen. Daha çok yaptığım işle cevap veriyorum onlara. O yüzden üreticimiz herkes de gelsin bilmiyorum. Bana güvenen gelsin. Zaten Rahim Mayıs'ta geldi. Yani. Onun da belki şüpheleri olabilir içinde. Yani çok normal. Ama diyor ki şimdi geç kalmışım diyor. İşte amca bu konuda daha şanslı. O direkt geldi. Yani benim yerim belli. Kullandırdığım ürün belli. Yaptığım iş belli. Ben nerede olduğumu herkes biliyor. Yıllardan beri de bu sektörün yani içerisindesiniz. Ben 2012'den beri danışmanlık yapıyorum. Sağ olsunlar. Güvenen insanlar var. Bu güveni yıkmamak için çok düzgün çalışmaya çalışıyorum. Uygun maliyete daha iyi olur. Aynen, ürünleri de ona göre seçiyorum. Kesinlikle. Yani laboratuvarı açtığımdan beri benim ürünümü tavsiye et diye kapımda olanlar şimdi beni kötülüyorlar. Bunun altını çiziyorum. Rant farklı. Ben seçtim, piyasada kullandırdım, denettim. Ondan 2 yıl. İki yıl biz çalıştık bu canımla. Argesi yapıldı. Ondan sonra tamam dedik, bu ürün doğru ürün, beni mahcup etmeyecek bir ürün. Keza mahcup olmadı, hamdolsun. Maşallah. Güzel sonuçlar aldık. Ben üreticiyi mutlu edersem var olurum, işime devam ederim. Hı. Bu bilinçteyim. Bunun altını çiziyorum. Yani birileri kötülemiş, işte hakkımda yalan yanlış konuşmuş. Çok ilgilenemiyorum, kusura bakma. Çünkü cevap işimiz veremiyorum. Yoğun. Onlara i̇şimiz cevap yoğun. Veremiyorum, ciddi yoğunum. Maşallah. Ben işimin peşindeyim. Güvenen herkese kapım açık. Arazisine gidiyorum, analizlerini yapıyorum, gübreleme programı hazırlıyorum ve sonrasını takip ediyorum. Buraya gelemesen bile Rahim'den resim istiyorum. Resim at bana diyorum. Danışmanlık devam ediyor. Devam ediyor. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben bu işi sevdiğim için yapıyorum. Evet, para kazanmak tabii ki önemli. Ama ben arazide olmayı seviyorum. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Hamdolsun Rabbim de şaşırtmadı. Maşallah. Böyle devam edeceğiz. En güzel. Konuyu şöyle açayım. Herkes ne konuşuyorsa konuşsun. Lafa gelince herkes doktor. Bize ameliyatta doktor lazım. Ve biz bunu çözdük. Nasıl çözdük? %100 gübre siyah toprakla. Mühendislerimizle çözdük. Sahada arazi çalışmalarımızla çözdük. Laboratuvarımızla çözdük. Yaptığımız ARGE çalışmalarıyla çözdük. Gülcan Hanım Sakarya Toprak Analiz Laboratuvarı. Yanında 10 tane personel çalışıyor. 4 tane mühendis çalışıyor. Sürekli arazideler. ARGE çalışmaları İyi devam ediyor. Randuman ortada. Kalite ortada. Çiftçi memnuniyeti ortada. Çiftçi memnuniyetinden yanında da başka müşterilerimiz geliyor. Öncelikle Rahim Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu videoda bize eşlik ettiniz. Fındık üretimi yapan çiftçilere %100 gübre siyah toprağı, toprak analizinin önemini,
nasıl olduğunu, nasıl yapılacağını, bitkiyi nasıl besleyeceğini, bilinçli bir çiftçinin yapması gerekenleri, randımanı nasıl yükselteceğini, gübrelemeyi nasıl yapacağı konusunda aydınlattık sizler sayesinde. Anladım. Önemli olan. Çünkü bunu her yerden Türkiye'nin, Trabzon'undan, Samsun'una, Giresun'a, Artvin'e, Ordusu'na, her bölgeden izleyecekler. O yüzden siz değerli üreticilerimiz olduğu sürece, bilinçlendiği sürece ve çiftçilerimize bilinçlendirdiğimiz sürece biz doğru yolda gidiyoruz demektir. Öncelikle çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Sakarya'dayız. Sakarya, burası Hendek miydi? Hendek. Hendek, Dikmen Köyü, yaylanın altı. Ben yayla demek istiyorum. Yani Dikmen Yaylası diyelim. Üşüyoruz. Herkes bilir çünkü aynen öyle. 14 Üşüyoruz. Eylül 2020 aşağıda hava sıcakken biz burada resmen üşüyoruz. Çünkü gerçekten oksijeni bol. İklimi çok güzel, havası çok güzel, mis gibi oksijen. Siz de muhakkak kanalımıza abone olun. Sakarya bölgesinde, Karadeniz bölgesinde, Batı Karadeniz'in tamamında Gülcan Hanım'la Sakarya Toprak Analiz Laboratuvarı ile iletişime geçin. Arazinize gelsinler, toprak analizini yapsınlar, bir fizibilite çalışması yapsınlar. Ocak sayınızına göre uygulama miktarınızı ne yapmanız, nasıl kalite ve rakamı nasıl yükselteceğimiz konusunda bilgi paylaşımında bulunsunlar. Bu videomuzu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Muhakkak YouTube kanalımıza abone olun. %100gübre.com web sayfamıza muhakkak girin. Ürünlerimizi, sıvı gruplarımızı da inceleyin. Tekrardan bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.